geçen vatandaşın cezasına hükmün geri bırakılması uygulanmasın. Bizim bugün de yasımız var. Birlik Sağlık Sendikası, Hekim Birliği Sendikası ve diğer hekim sendikaları olarak yasımızı duyurmak için toplandık burada. Sebebi her ne olursa olsun sağlıkta şiddet asla kabul edilemez. Elbette insan olarak olayın sebebini bilmemekle beraber yaptıkları iş gereği insana, insan sağlığına özveriyle fedakarca hizmet eden doktoruna, hemşiresine, ebesine, sekreterine, güvenlik görevlisine, personeline kadar büyük bir ailenin mensupları olarak sağlık çalışanlarına, hele ki 2 yıldır pandemiyle mücadele eden sağlık çalışanlarına azami saygı gösterilmesi gerekirken şiddet uygulanması, öldürülmesi kabul edilemez. İnsan hayatına dokunan ellere şiddet uygulanması, sağlık ve şiddet kelimelerinin yan yana ifade edilmesinden daha üzücü ne olabilir ki? Sağlıkta şiddetle mücadele etmeyenler, gerekli tedbirleri almayanlar, sağlıkta şiddet bilmem, görmem, duymam diyerek üç maymunu oynayanlar, maalesef bugün sağlıkta şiddetin adeta meşru hale gelmesine sebep olmuşlardır. Onlarca, yüzlerce sağlık çalışanımızın hemen her gün hakarete, küfüre maruz kalarak görevleri başında katledilmelerini izah etmek için ne kelime ne de cümle yeter. Bunca olumsuzluklara rağmen şiddetle ilgili ne bir düzenleme yapılıyor ne de bir tedbir alınıyor. Çözüm üretmesi gereken makamlar ancak istatistik yayınlıyor, sadece seyrediyor. Sağlık çalışanlarına şiddeti önlemenin yolu sadece tweet atmak değildir. Ya da ülke genelinde yetkisi olup da etkisi olmayan sendikaların yaptığı gibi tweet etkinlikleri yapmak da değildir. Sağlık çalışanları dayak yiyor, seyrediyorsunuz. Sağlık çalışanları kamu hastanelerinden istifa ediyor, seyrediyorsunuz. Sağlık çalışanları yurt dışına çalışmak için gidiyor, seyrediyorsunuz. Üstüne bunlar da yetmezmiş gibi katlediyorlar, siz yine seyrediyorsunuz. Artık yeter. Seyretmeyi bırakın. Etkin yasalar çıkarın. Mesela şiddet uygulayan vatandaştan sağlık hizmet ücreti alınsın. Mesela sağlıkta şiddet uygulayan 3 gün nezarette kalsın. Suçluluğu kesinleşen vatandaşın cezasına hükmün geri bırakılması uygulanmasın. Biliniz ki yaklaşık 20 yıldır tüm uyarılara rağmen sağlıkta şiddetle ilgili ne tedbir almayanlar da sağlıkta şiddetten sorumludur.